toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle biliyorsunuz ki ülkemizin sınır güvenliğini koruma amaçlı, terörü temizleme amaçlı, yani sınır güvenliğimizi sağlama amaçlı bir Zeytin Dalı operasyonumuz var. Yaklaşık 15 günden beri devam eden bir operasyon. Bu operasyonda şu zamana kadar 900 tane terörist etkisiz hale getirildi. Tabii bu operasyon sürecinde de şehitlerimiz var. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii bu terör amaç burada terör koridorunun oluşmasını engellemek. İnşallah Rabbim orada görev yapan ordumuza muzaffer kılsın diyorum. Hepinizin bildiği üzere 21 Ocak tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılımıyla birlikte Çanakkale AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdik. Büyük bir coşkuyla bu kongremizi gerçekleştirdik ve Anapartalar Spor Salonu'nda yaptığımız kongremize yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla coşkulu bir kongre oldu. Başbakanımızın dışında bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, eski yeni milletvekillerimiz, bakan yardımcılarımız, kendi milletvekillerimiz, Çanakkale'nin hizmet erleri, yoğun, güzel de bir katılım oldu çok şükür. Ve tabii biz de bu süreç içerisinde farklı programlarımız oldu, işte hayırlı olsun ziyaretlerimiz oldu. Ve dedik ki bugün siz çok kıymetli Çanakkale'nin güzide basın mensuplarıyla bir araya gelelim. Hem yönetimimizi tanıtalım ki gerçi herkes tanıyor, tanımayan bir yönetim değil ama velakin hem yönetimimizi tanıyalım hem de sizlerle bir istişare toplantısı gerçekleştirelim istedik. Şimdi hepinizin bildiği üzere daha önceki il yönetim kurulumuz 50 asil 50 yedekten oluşmaktaydı. Tüzüğümüzde bir değişiklik yapıldı ve nüfusu 750 bine kadar olan illerimizde 30 asil 15 yedek şeklinde bir değişim oldu. İl yönetim kurulumuz 30 asil 15 yedekten oluşmakta. Ben öncelikle çalışma arkadaşlarıma ve 2019'a giderken üzerine ağır sorumluluk almış bu güzide ekibi sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şahsım beni tanıyorsunuz zaten Yeşim Karadağ. Ergin Sezen, Ergin Bey, tabii hani geçmişinden de bahsetmek istiyorum. Hani mesleklerimiz ayrı ama siyasi olarak 3 dönem merkez ilçede görev yapmış, ilçe başkanlığına adayı olmuş, teşkilatımızın her kademesinde hemen alo deyip de siyasi anlamda kendisine danıştığımız bir arkadaşımız. Birlikte yol yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Hüseyin Babacanoğlu, Hüseyin Bey'i zaten hepiniz tanıyorsunuz. Bir önceki görevi Merkez İlçe Başkanımızdı ama İl Genel Meclis üyeliği, kuruluştan beri mahallede de çalıştık, Barbaros tarafında da çalıştık başkanımla, ilçede de çalıştık. İlde de çalıştık, çok kıymetli ve tecrübelerinden faydalanacağımız abimiz, öyle söyleyeyim. Mustafa Çelik, burada listeden gidiyorum ben, yönetim kurulum adına bizim önümüzde 2018 sonu
Pardon bir dakika. Kusura bakma. Başka tekrar kusura bakma. Şöyle 2018 ve 2019'un ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bilincindeyiz. Biz AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı olarak gerçekten ateşten gömlek giydiğimizin de farkındayız. Buradaki her arkadaşımız taşın altına elini koyacak ve önümüzdeki süreçte gireceğimiz seçimlerde başarı için tüm bilgi, birikim ve tecrübelerini bu süreçte kullanacaklar. Farkındaysanız sadece 4 yeni arkadaşımız var yönetimimiz içerisinde. Diğer tüm arkadaşlarımız Çanakkale'nin bilinen, tanınan, teşkilatlarda görev almış kardeşlerimiz. Kendime hem ekibime güveniyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bunu söylemekten de sakınca duymuyorum. Tabii biz besmeleyi çekerken arkadaşlar önümüzde izleyeceğimiz politikalar noktasında da çalışmalar yaptık. Çünkü çok zor ve önemli bir görevi ifa edeceğiz. Tabiri caizse 2019 seçimlerinde bu geçiş döneminde köprü olacağız. Böyle de bir gerçeklik var. Şimdi biz il yönetimi olarak önümüzdeki süreçte